Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Mercedes E-Kasa 213 dediğimiz kasadan. Aracın orijinal command sistemini Apple CarPlay girişinden Android Smartbox uygulaması yaptık. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Aracın şu anda orijinal command menüsündeyim. CarPlay menüsüne geçiyorum. Ve geçtiğim anda CarPlay portuna taktığım Android Smartbox'a devreye giriyor. Android Smartbox sayesinde interneti bağladım ve şu anda da YouTube'dan videolarımı, kliplerimi izleyebiliyorum. Onu da şöyle göstereceğim sizlere. Yine burada bir imleç var şu touchpad sayesinde. Burayı da beraberinde kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi touchpad'i, imleci yönlendirebiliyorum. Onun dışında Yandex var bunda zaten. Android olduğu için Yandex canlı TV gibi uygulamaları da barındırıyor. Şöyle göstereyim hemen. Daha fazla uygulamadan Yandex. Önceden biz bu tür araçlara ekran yansıma takıyorduk. İnterfez dediğimiz modül ve beraberinde ekran yansımayı araca yükleyen MirrorLink dediğimiz toplamda iki modül oluyordu. Hem bunların uygulaması uzun sürüyordu hem de maliyet açısından daha pahalıya patlıyordu. Ve görüntü kalitesi de bu kadar net olmuyordu. Şimdi biz bunu yeni bir cihaz tedarik ettik müşterimiz için. Şimdi sizlere onu deniyoruz hep beraber. Android Smartbox kablosuz olarak HD yayında Android'i aracınızın ekranına uyguluyor. Gördüğünüz gibi şu anda Yandex navigasyonu açık. Onun dışında burada Google Maps de var. Yandex kullanmıyorum, Google Maps kullanıyorum derseniz de burada yine ikinci bir seçeneğiniz de mevcut. Şuradan touchpad'den hemen geçelim. Gördüğünüz gibi aracın tüm ekranında Android Smartbox'ı kullanabiliyorsunuz. Öte yandan canlı TV de mevcut. Canlı TV'nin yayınında yine telefonunuzun internetini ya da araçta WIM modem varsa ondan alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Herhangi bir kanalı açalım. Gördüğünüz gibi canlı olarak televizyonu izleyebiliyorsunuz. Ben ses telif hakkından dolayı kıstım. Şu anda tam ekran yapabilirsiniz. Android Smartbox gerçekten de kullanışlı ve kullanımı da gayet kolay. Başka ne söyleyebilirim? Yine bu araçlarda bu tür uygulamalar yaptığınız zaman seyir halinde izlemek için TV Free dediğimiz kodlama yapmanız gerekiyor Mercedes firmasında. Serviste yapılan bu kodlamalarda bayağı pahalıya mal oluyor. Smartbox herhangi bir TV Free kodlaması istemiyor. Bu yüzden de rahatça bunları kontrol edebiliyorsunuz. Öte yandan yine internet bağlı olduğu için Google ve Google Play Store'dan da uygulama buna indirebiliyorsunuz. Başka ne söyleyebiliriz? Yine USB portu var zaten aracın orijinal kolçağın altında hemen. O USB portuna da herhangi bir USB'lerinizi taktığınız zaman video kliplerinizi izleyebiliyorsunuz. Öyle de bir seçeneği var. Yine YouTube burada zaten mevcut. Dediğimiz gibi Android Smartbox bu araçlar için gerçekten de uyumlu bir modül oldu. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.